Aman yarabbim Hünkar ablacığım ya. Göz göre göre gidiyordu kadın ya. Çek çek. Hünkar ablacığım derin derin nefes al. Bak bana. İşte böyle canım. Ah. Dayan ablacığım ne olur. Ah, tamam kızlar tamam. İyiyim ben daha iyiyim. Ay, ah. Sarı kuş nerede ama, kaldı? Ama sarı kuşumu bulun bana. Ah, ah sarı, gelir kardeşim. Sarı kuşum neredesin ya? Ah, neden başımıza ya? Gelenler? İyiyim ben iyiyim. Ah Allah'ım nedir bu başımıza gelenler ya Rabbim. İyiyim ben. Ah sarı kuş nerede? Durumu nasıl ya? Göğüs ağrı ve solunum sıkıntısıyla geldi. Tansiyonu 160'a 100. Canım ablam. Biraz sakin olun lütfen. Gerekli müdahale yapılacak. Nasıl sakin olayım? İlk defa görüyorum ablamı böyle. Ah ablacığım. Dayan, dayan ablacığım. Alırım. Lütfen müsaade ederseniz işimizi yapalım. Ah, sarı kuşum nerede kaldı? Ah, sarı kuşum. Ah, sarı kuşum ya. Nerede kaldı? Selma teyze. Belma teyze. Anne. Ah. Oğlum. Bu ilaç yarım saat içinde tansiyonunu düşürür anneciğim. Kızucuğum benim. Ne oldu böyle anneciğim sana ya? Ah. Acile inmesem haberim bile olmayacaktı. Ah. Belma teyze neden yoldan aramadınız? Ah sen geldin ya oğlum. Hiçbir şeycim kalmadı benim. Ah ah büyümüş de doktor olmuş da annesine bakarmış. Abla daha dün şu kadarcıktı ya. Bak şimdi hayatımızı kurtarıyor. Ah sarı kuşum benim. Küçüklükten belliydi benim sarı kuşumun doktor olacağı. O zamanlar arıları sinekleri ameliyat ederdi. Nasıl yani? Nasıl olacak yavrum? Bala reçele yapışan sinekleri yakalar. Belma teyze. Tamam, kapatalım bu konuyu. Niye Hasan? Biz merak ediyoruz. Bak işte yavrum, bu hep böyleydi. Mütevazı kuşum benim. Övülmekten hiç hoşlanmaz. Bir keresinde de... Teyze tamam. Allah Allah. İzin verirsen annemle ilgilenelim. Ben sana sonra anlatırım devamını. Suat Bey'e haber verdik mi? Evet, ben haber verdim. Birazdan burada olur. Yavrum, seni de telaşlandırdık. Ama kızlara laf anlatamadım ki. Bir tanecik oğlum benim. Seni gördüm ya, artık iyiyim. Sarı kuşum benim. Geçmiş olsun sarı kuş. Yapabileceğim bir şey var mı? Ya arkadaş, bu hastanede her şey ne kadar çabuk duyuluyor böyle ya. Bu Burak'ın telefonu değil mi? Evet, hastanın hikayesini alayım. Şey hocam, 55 yaşında kadın. Annem. Hocam yürüyüşten dönmüşler, hiçbir şey yokmuş. Sonra otururlarken birden kendini fena hissetmiş. Ben kahve yapıyordum mutfakta. Belmacığım da ne yapsın, sıkışmış tuvaletteydi. Aa. Ya ne var kızım bunda? Doktor onlar, halden anlarlar. Ya teyzeciğim, bir saniye müsaade et, ben anlatıyorum. Hocam kolunda bir uyuşukluk olmuş. Dünden beri sırtında da bir ağrı varmış zaten. Nefesi daralmaya başlayınca da bizimkiler kalp krizi şüphesiyle apar topar buraya gelmişler. Korkulacak bir şey yok. Kriz geçemiyorsunuz. Gerekli tetkikleri yaptıktan sonra tekrar konuşuruz. Allah'ım sana şükürler olsun. Oh. Bir daha bu günleri göster be. Bak gördün mü ablacığım, hiçbir şeyin yokmuş. Boşuna telaşlandın böyle. Hasan, koroner anjiyografisi için gerekli malzemeleri temin et. Burak, sen de telekardiyografisini çektir. Zenan, kan testleri CKMB ve troponin T testlerine baktır. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Geleceğim. Tamam. Ay.
anneciğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.